Ölümü anladığı anda bir sayha dönüyor, bir bağırdığını anlıyoruz. Onun sesini diğer canlılar duyarlar. Bir kişi vefat ettikten sonra sorgu ne zaman başlar? Bu peygamber hakkında neler biliyorsun diye bir soru sorulur. Önemli olan burada ameldir. Yani dünyadayken amelimiz nedir bizim? Ölümü anladığı anda bir sayha deniyor, bir bağırdığını anlıyoruz. Ama biz bu bağırışı duymuyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, yani öldüğünü anladığı andan itibaren bir bağırır. Onun sesini diğer canlılar duyarlar. Hani belki bazı, affedersiniz, hayvanların bağırışı bundan olabilir. Ama insanlar bunları duymaz diyor. Yani demek ki belli bir süre sonra, ama ne kadar süre, ne zaman değil de belli bir süre sonra anladığını görüyoruz. Aynı zamanda ona münker ve nekir melekleri geldiği zaman ve ona sualler sorduğu zaman, o zaman da tabii ki öldüğünü anlamış olur. Bir kişi vefat ettikten sonra sorgu ne zaman başlar? Bu konuda da çok yeterli bir malumat yok. Şu andan itibaren başlar diye bir malumat yok, ama bir sorgunun olduğunu, suali kabir dediğimiz, kabir sualinin olduğu hadis kaynaklarında mevcut. Orada kişiye sorulan sorular, işte men rabbüke, Rabbin kimdir? Ve men nebiyyüke, peygamberin kimdir? Efendim, ve me kitab, kitabın nedir? Ve me dinik, dinin nedir? Gibi sorular sorulur. Peygamber hakkında, peygamberimizin bu konuda bir hadis-i şerif var. Bu peygamber hakkında neler biliyorsun diye bir soru sorulur. Mümin olan kişi, o der ki o Allah'ın Resulüdür, Allah'ın peygamberidir, o bize dini tebliğ etmiştir. Böyle cevap verir. Ama kafir olan kişi veya münafık olan kişi bu soruya bir cevap veremez. Ben bilmiyorum bu konuda, bir bilgim yok diye onlar bir cevap veremezler. Yani bilseler bile bu konuda herhangi bir cevap vermeleri mümkün değil. Bu tamamen kişinin ameliyle olan bir husustur. Zaten münker ve nekir meleklerinin suallerini insanlar, her insan hangi dilde konuşursa konuşsun, efendim ister Türkçe olsun, Arapça olsun, efendim Almanca olsun, Rusça olsun, hiç fark etmiyor. Onlar bu soruları anlarlar, kendilerine melekler onların anlayacağı bir dilden hitap ederler ve onlar bu soruları anlarlar ve bu sorulara göre cevap verirler. Önemli olan burada ameldir. Yani dünyadayken amelimiz nedir bizim? Eğer amelimiz iyiyse, amelimiz düzgünse bu soruları biz anlarız, algılarız ve bunlara cevap veririz.